Hayalini kurduğun dil okuluna gitmeye karar verdin. Sonunda hazırsın. Yurt dışına çıkıp kendini İngilizceye maruz bırakacaksın. Farklı kültürler tanıyıp yeni arkadaşlıklar edineceksin. Ve İngilizceyi daha hızlı öğreneceksin. Heyecanlısın, biliyorum. Ama sanki kafanda bir sürü soru işareti var. İki ülke arasında kalmış gibisin. Sanırım fazla bütçen de yok. İrlanda'ya mı gitsen, Malta'ya mı? Acaba hangisi senin için daha uygun? En iyisi bir bilene sormak. İki ülkede de dil okulu deneyimi olmuş birinin kanalındasın. Doğru adres. Cemal senin için günlerce araştırma yaptı, arkadaşlarıyla görüştü, güncel bilgiler edindi. Sen yorulma diye iki ülke arasındaki kıyas videolarını izledi, notlar aldı. Son olarak tüm bu bilgileri deneyimiyle sentezleyip kendi videosunu hazırladı. İyi seyirler. Oh be, ben daha ne isteyeyim? Manzara var, hava güzel, Türk çayı var. Harika bir Malta gününden herkese selam. Uzun zamandır bu videoyu çekmek istiyordum. Fırsat bulamamıştım. Sonunda yaptım. Sonuçta iki ülkeyi de deneyimledim. Genelde de dil okuluna gidileceği zaman bu ikilemde kalınıyor. İrlanda mı, Malta mı diye. O yüzden bayağı bir araştırdım. Zaten kendi deneyimlerim de var. Arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Hepsini mixledim ve sonunda bu videoyu hazırladım. Emin olun güzel bilgiler edineceksiniz. Ve artık bu video bittikten sonra İrlanda mı, Malta mı kafanızda net bir şey oluşacağını düşünüyorum. O zaman daha fazla vaktinizi almadan kıyaslamaya başlayalım. İrlanda mı, Malta mı? İngilizce eğitimi. Öncelikle merak ettiğiniz en önemli şey bence bu. İngilizce eğitimi nasıl? İrlanda açısından başlayalım öncelikle. İngilizce eğitimi konusunda aslında aşağı yukarı aynılar. Çok bir fark yok. Bir kitap üzerinden işleniyor genelde. Bazı hocalar daha interaktif oluyor. Farklı aktiviteler yaptırıyor. Farklı öğrenme teknikleriyle öğretmeye çalışıyor. Ama genel olarak bir kitap üzerinden işleniyor. Öncelikle tabii sizin ne istediğiniz önemli. İngilizceyi ne için öğrenmek istiyorsunuz? İş için mi, gündelik yaşam için mi, sadece kendinizi geliştirmek için ya da akademik alanda herhangi bir sınava geçmek için mi? Önce buna karar verin, ondan sonra okulunuzu seçin derim. İrlanda bu anlamda IELTS, TOEFL hazırlığı anlamında daha iyiymiş. Birkaç kişiden böyle duyduğum araştırmalarımda bu yönde akademik anlamda bir İngilizce istiyorsanız İrlanda bu konuda bir tık daha iyi. Ama diğer konularda aslında bir bakarsanız aynı. İngilizce eğitimine daha çok hangi ülkelerden gelenler var diye merak ediyorsanız İrlanda'da daha çok Latin Amerikalı ve Brezilyalılar var ve Türk de çok. Malta'nın eğitiminden bahsedecek olursak dediğim gibi aşağı yukarı aynı. Belki akademik anlamda bir tık zayıf kalmış olabilir ama burada da IELTS, TOEFL kursları veren yerler var. Burada da şöyle, diğer ülkelerden kimler geliyor diye sorarsanız, bunu niye söylüyorum? Çünkü burada edineceğiniz arkadaşlar, bunlar da önemli. Şimdi Avrupalılar mı yoksa Latin Amerikalılar mı yoksa Türk oranı mı daha fazla? O yüzden hani konuşacağınız kişiler, sonuçta pratik yapacağınız kişiler bu kişiler olacak. O yüzden bundan da bahsetmek istiyorum. Malta'da da Türk çok fazla ama burada Avrupalı da çok fazla. Çünkü vize ihtiyaçları yok. Çok kolay buraya gelebiliyorlar. Onlar için daha ucuz bir seçenek. Onun dışında eğitim konusunda aşağı yukarı aynı dediğim gibi. Sokakta karşılaşacağınız İngilizce de önemli. İrlanda'da bir tık İrlanda aksanı var ve biraz zor bir aksan. Ama yabancı popülasyon fazla olduğu için karışık. Malta da aynı şekilde. Burası yıllarca İngiliz sömürgesinde kaldığı için ana dili İngilizce. Burada da İngilizce konuşuluyor. Ama buraya da yabancı insanlar çok fazla tercih ettiği için çok farklı aksanlar duyacaksınızdır. O yüzden benzerler. Sadece burada bir tık Avrupalı fazla. İrlanda'da da Latin Amerika, Brezilya o bölgelerden insanlar daha fazla oluyor. Bu insanlar Malta'ya gelmiyor mu? Tabii ki de geliyorlar. Ama şöyle bir şey var. Latin Amerikalıların İrlanda'ya gelmeleri daha kolay. Vize alma konusunda, hatta vize bile almıyorlar diye biliyorum. O yüzden popülasyon orada daha fazla. Burada da var, en az Türkler kadar Latin Amerikalısı, Kolombiyalısı, o kesimden insanlar çok fazla. Ve biz Türklerin en çok zorlandığı nokta vize konusu maalesef. Öncelikle İrlanda için konuşmak istiyorum. İrlanda'ya vize almak gerçekten zor. Ben geçen yaz İrlanda'ya dil okuluna gideceğimde yıllık izninde gidecektim. Ve okul başlamadan biz yaklaşık 1,5-2 ay önce başvuruyu yaptık. Benim izin tarihim geldi ama vizem hala çıkmadı. İrlanda'daki artık okul görevlileri araya girdi. Konsolosluğa o şekilde öne aldılar. Ben yıllık iznimi erteledim. Tarihleri öyle denk getirebildik. Yoksa vizem çıkmayacaktı. Yani zaten o zamanda da duymuştum. 2,5 ay, 3 ay, belki 4 ay süren bile var. İrlanda vizesi almak çok zor ama bir kere aldıktan sonra başka ülkelere vize almanız daha kolay.
benim o yönden bir artım olmuş olabilir. İrlanda vizem olduğu için şu an Malta'ya vize almam daha kolay oldu. Vize alma konusunda İrlanda biraz zor, uzun sürüyor. Bilginiz olsun. Vize alabilmek için hesapta göstermeniz gereken bir miktar para da var biliyorsunuz. İrlanda için biraz daha fazla para göstermeniz gerekiyor. Bu da aklınızda olsun. İrlanda'ya vize aldıktan sonra sadece İrlanda'ya gidebilirsiniz. İngiltere'ye gidemezsiniz, Avrupa'ya gidemezsiniz. Böyle bir dezavantajı var maalesef. Sadece İrlanda'ya gidebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi İrlanda vizesini aldıktan sonra İngiltere ya da Avrupa'ya vize almak da daha kolay olacaktır. Malta vize konusuna gelecek olursak, Malta İrlanda'ya göre daha kolay vize alması. Yine kendimden örnek vereceğim. Vize için başvuru yaptım. Bir hafta sonrasında, hatta ertesi güne randevu bulmuştum ama benim evraklarım hazır değildi. Evraklarımı bir haftada topladım. Başvuru yaptık. Bir hafta yani sürdü sürmedi, hemen sonucu çıktı. O kadar hızlı gelişti her şey. Vize konusunda Malta daha hızlı ve kolay diyebilirim. Hatta şöyle bir şey var. Eğer yeşil pasaportunuz varsa hiç vizeyle uğraşmadan direkt buraya gelebiliyorsunuz ve 3 ay kadar kalabiliyorsunuz. Buraya geldikten sonra da o 3 ayı uzatabiliyorsunuz. Yeşil pasaportu olanlar bu yönden çok avantajlı. Aynı zamanda Malta'ya geldiğinizde Schengen bölgesinde olduğunuz için diğer Avrupa ülkelerine de gidebiliyorsunuz. Böyle bir güzelliği var. Ben geldiğim ilk ay İtalya'ya git gel 37 euroya bilet almıştım. Harika bir fırsat. Yani Türkiye'den İtalya'ya bir tatil planlasanız kim bilir kaç ay, hatta yıl önceden planlamanız gerekiyor. Para biriktirmeniz gerekiyor. Kendim için konuşuyorum. Öyleydim yani memurken. İzin ayarlayacaksınız, para biriktireceksiniz falan filan. Zaten biliyorsunuz euro çok fazla. Bu tatil yapmak Türkiye'deyken çok zor ama buraya geldiğinizde neyse hayal gibi geliyor insana. Teşekkür ederim. Hello. Hello, thank you. Thank you so much. Bu restoranın sahibi Türk arkadaşlar. Buraya geldiğim ilk ay tanışmıştım. Arkadaşımın storiesinde gördüm burayı. Hem manzara var, hem Türk çayı var, Türk kahvesi var. Neresi burası dedim. Çok merak ettim. Arkadaş bana söyledi. Hemen ertesi gün buraya geldim. Daha sonra sahipleriyle tanıştık. Sahibi de Türkmüş. Şimdi bana çay ikram ettiler. Sağ olsun. Teşekkür ederim. Eğer Malta'ya gelirseniz kesinlikle buraya uğrayın. Feliş Restoran tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel yemekleri, çayı, kahvesi, manzarası. Bayılıyorum buraya. Beleş çayı da kaptık. Ben yine dersime çalıştım geldim. Notlar aldım unutmamak için. Bu videoya çok emek verdim. İnşallah size bir faydası olur. İrlanda'ya gitmeden önce konaklamayı yalnızca bir ay satın alıp daha sonrasında artık ne düşünüyorsanız, aile yanımı, başka bir yer mi ya da okulun konaklaması, kendiniz karar verip başka bir yere çıkabilirsiniz. O konuda çok iyi, yani sadece bir ay alabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var, İrlanda'da ev bulmak biraz zor. Çünkü yeni yapılan ev yok. Hükümet buna izin vermiyor diye duymuştum gittiğimde. Ve öğrenciler de gerçekten ev bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlardı. Ama kaldığınız yerden memnunsanız tabii orada da devam edebilirsiniz. Ben gittiğimde İrlanda'ya konaklama parası ödememişti. Yani çok fazla bilgim yoktu. O yüzden arkadaşlarıma sordum. O da bana şöyle söyledi, tek kişilik odalar 500 Euro'dan 800 liraya kadar çıkıyor. Bu arada iki ülkede aynı şekilde daha çok oda paylaşımı popüler. Mutfak ya da banyo ortak oluyor. Kendine ait bir odanız oluyor. Genelde paylaşımlı evler bu şekilde. Odanızı da birine paylaşabilirsiniz ya da kendi odanıza özel banyonuz, tuvaletiniz de olabilir. Bu odanın özelliğine göre de değişiyor. Okula uzaklığına göre de. Tabii bu fiyatı etkileyen birçok faktör var. İrlanda'da da böyle, Malta'da da böyle. Eğer aile yanında kalmak isterseniz aylık 700 ila 1000 euro arasında değişiyormuş. Aile yanında kalırsanız da sabah öğle akşam yemekler dahil oluyor. Öyle bir avantajı var. Malta'da konaklamadan bahsedecek olursak, Malta'nın şöyle bir sıkıntısı var o konuda. Kursa gelmeden önce kurs süresi kadar konaklama satın almanız gerekiyor. Atıyorum ben buraya geleceğimde, atlıyorum gerçek, buraya gelmeden önce 3 aylık kursa gelecektim. 3 aylık konaklama satın aldım. Vize danışmanına sordum. Hani dedim ki bir ay alsam olmaz mı? 3 ay beni çok zorlayacak çünkü. Malta konsolosluğu 3 ay boyunca nerede kalacağını görmek ister. O yüzden vizeyi alabilmemiz için 3 ay alsan garanti olur dedi. İlk başta bu masraf sizi biraz zorlayabilir. Ama o süreniz dolduktan sonra daha uygun fiyatlı bir yere geçebilirsiniz. Evler burada da aynı şekilde. Paylaşımlı odalar daha çok popüler. Benim ilk kaldığım konaklama okulun konaklaması. Toplamda 6 kişi kalıyorduk. 2 tane birer kişilik oda, 2 tane de ikişer kişilik oda. Ben 2 kişilik odayı seçmiştim fiyat için. En ucuzu oydu. O bile haftalık 195 euroydu. Yani aylık nereden baksanız 800 euroya yaklaşık bir fiyat çıkıyordu. Eşim de orada konaklamam bitti. Kendim daha uygun bir yer buldum. Hatta dün taşındım. 1300 euroya bir ev bulduk. 3 arkadaş çıktık. Evi hem 3 kişi paylaşacağız hem oda bana ait olacak. Faturalarla birlikte ayda 450 euro ödeyeceğim. Orada haftalık 195 euro diyordum. Burada aylık 450 euro ödeyeceğim. Yani dediğim gibi konaklama süreniz dolduktan sonra kendiniz uygun fiyatlı bir yer bulabilirsiniz.
alabilirsiniz. Bu da size kalmış. Malta'da tek kişilik odalar 400 euro, 800 euro civarı değişiyor. Bunun içinde tuvaleti, banyosunun olması, okula uzaklığı gibi yine aynı faktörler etkiliyor. Burada çok aile yanı konaklama duymadım. Herhalde çok popüler değil. Yani vardır mutlaka ama yani öyle aile yanında kalan hiç duymadım. Genelde okulun konaklamasında kalıyorlar. Hazır konaklama masraflarından bahsetmişken de diğer yaşam masraflarından da bahsedelim. Arkadaşımın söylediğine ve benim deneyimlerime göre dışarıda yemek ve alkol pahalı. Bu bence her yerde böyle. Yani dışarıda yediğiniz yemek parasıyla evde yemek hazırlamak için yaptığınız masraf tabii ki aynı olmayacaktır. Dışarısı her zaman daha pahalıdır. Sadece ufak tefek değişiklikler olabilir. Market fiyatları kıyaslama konusunda bize yardımcı olabilir diye düşündüm. O yüzden İrlanda'daki arkadaşımdan yardım istedim. Lidl Market bilirsiniz. İki ülkede de var. Aynı markaları çekmeye çalıştık. Bulamazsak da benzer olanları çekmeye çalıştık kıyaslayabilmek için. Buyurun izleyin, siz kıyas yapın. Market dışında ulaşım konusuna gelecek olursak, ulaşım öğrenciye İrlanda'da indirimli. Malta için konuşacak olursak, yemek ve alkol burada da dışarıda pahalı ama bence alkol bir tık daha burada ucuz diyebilirim. Ulaşım konusunda Malta bu anlamda öne geçiyor. Malta'da sadece otobüs var. Herhangi bir metro, tramvay, başka bir ulaşım yok. Ama otobüslerle istediğiniz her yere gidebiliyorsunuz. Zaten küçük bir ada ülkesi. Sadece bir kere otobüs kartı çıkarıyorsunuz. O da yaklaşık 17-18 euro civarı. Daha sonrasında ücretsiz, bir daha hiçbir şey ödemiyorsunuz. Bu konuda Malta çok avantajlı. Peki o kadar masraf ettik, biz nasıl geçineceğiz, parayı nereden kazanacağız? Çok haklısınız, güzel bir soru. Geçinebilmek için paraya ihtiyaç var. Eğer bir sponsorunuz, sizi destekleyen bir aileniz, birikmiş paranız ya da bir geliriniz yoksa gerçekten zor oluyor. Evet, benim bir gelirim vardı, Türkiye'den gelen gelirim. Ama o TL olduğu için burada pek bir değeri yok. Aynı zamanda borca girip de geldiğim için çok zorlandım. Neyse, bunu Malta kısmında değinirim. İrlanda'da çalışma ve iş imkanlarından bahsedecek olursak, Work and Study diye bir program var. Belki duymuşsunuzdur. Hem çalışıp hem okuyabileceğiniz bir program. Eğer İrlanda'ya 24 hafta ve üzeri dil okuluna kayıt olursanız 6 ay part-time çalışma hakkınız oluyor. 2 ay da full-time çalışma hakkınız oluyor. Vizeyi uzatarak. Yani toplamda 8 aya kadar kalabiliyorsunuz. Ama şöyle, o 2 aylık bir süreç semester ya da yaz dönemine denk gelmesi gerekiyor. Part-time'lık süreçte 6 ay boyunca haftada 20 saat çalışabiliyorsunuz. Full-time'da da okul bittikten sonra 2 ay boyunca çalışabiliyorsunuz. Yanlış bilmiyorsam haftalık 40-45 saat falan. Okula başladıktan sonra GNIB diye bir kurum var. Oraya başvuru yapıyorsunuz. Başvuru yaptıktan sonra sizin çalışma izniniz çıkıyor. Ama bu süreç bayağı bir uzun sürüyormuş. Hani okula gider gitmez part-time çalışmaya başlayabileceğinizi düşünmeyin. İşlemler çok yavaş ilerliyor. Yurt dışında genel olarak böyle evrak konusunda biraz yavaşlar. Ama iş bulmak zor değil. Eğer büyük bir şehrindeyseniz, İrlanda'nın Dublin gibi. Ben Limerick'e gitmiştim. İş bulmak biraz zordu, küçük bir yer olduğu için. Ama Dublin'de ya da daha büyük bir şehrinde iş bulmak daha kolaydır. Ki arkadaşım da aynı şeyi söylemişti. İş bulmakta çok zorlanmadığını söyledi. Eğer yazılımcıysanız, IT ile uğraşıyorsanız İrlanda sizin için büyük bir fırsat olabilir. Çünkü Google, Facebook, Amazon gibi markaların merkezi yeri İrlanda'da. Orada güzel iş fırsatları bulabilirsiniz. Saatlik ücretler yaklaşık 10-12 euro arasında değişiyor. Aylık yaklaşık 2000-2400 euro civarı bir şey yapıyor.
güzel para ve hafta sonu yani pazar günleri çalışırsanız genelde çift mesai oluyor. Burada da böyle. Avrupa'da genelde bu şekilde pazar günleri ya da resmi tatillerde çalışırsanız çift ya da 3 mesai birden alıyorsunuz. Bence çok iyi bir şey. Hemşireler için sorduğumda saatlik 24-25 euro civarı bir şey alıyorlarmış kayıtlı hemşireler. Çok iyi para. Malta'daki çalışma ve iş imkanlarına gelecek olursak, Work and Study programı burada da var. 6 ay ve üzeri geldiğinizde 3 aydan sonra çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Burada İrlanda'dan farklı olan bu. Belki İrlanda'da işlemleriniz daha hızlı sürerse çalışmaya da erken başlayabilirsiniz. Ama Malta'da 3 aydan önce çalışmaya başlayamıyorsunuz. Kendimden örnek vereyim. Okula giderken part-time birçok yere iş başvurusu yaptım. Ama çalışma iznim olmadığı için her seferinde sorun oldu. Şu an 3 ayımı tamamladığım için artık çalışma iznine sahibim. 3 ayı tamamladığım için artık part-time çalışabilirim. İstersem full-time bulursam full-time'de çalışabilirim. Part-time çalışmaya başlarsam haftada 20 saat yapıyor. Malta'nın en büyük dezavantajı bu olabilir. Saatlik ücretler biraz düşük burada. Yani şöyle söyleyeyim size. 5,5 Euro'dan 12,5 Euro'ya kadar değişiyor saatlik ücretler. Benim en yüksek duyduğum rakam 12,5 Euro'ydu. O da kayıtlı bir hemşirenin maaşı. Şu an mağazada işe başlayacağım satış danışmanı olarak. Saatlik ücretim 5,5 Euro. 6 aydan sonra 6 Euro'ya çıkacak. O yüzden burada biraz düşük. Garsonların da aynı şekilde 5, 6, 7 civarında değişiyor. İş bulma konusunda açıkçası zorlandım. Çünkü kış dönemine denk gelmiştim. Ve burada daha çok sezonluk olduğu için, yazın daha çok popülasyon arttığı için yazın iş bulmak daha kolay. Ben kış dönemine denk geldiğim için bayağı bir iş aradım. Arkadaşımın referansıyla şimdi mağazada başlayacağım. Sektör olarak bakacak olursak turizm sektöründe çalışanlar, garsonlar, aşçılar, onların iş bulması daha kolay olacaktır. Çünkü burası turistik bir ülke. Aynı zamanda kasino ve bahis sektörü de çok gelişmiş burada. Bizde yasal olmadığı için çok fazla bilmiyoruz belki ama burada yasal olduğu için bahis sektöründe çalışan çok fazla insanlar var ve gerçekten iyi paralar kazanıyorlar. Sadece güvenilir değil, uzun süre orada çalışsanız bile ertesi gün size bugün işin son denebiliyor. Öyle bir dezavantajı var. İyi kazanıyorsunuz ama bir garantiniz yok. Onun dışında müşteri hizmetlerinde çalışabilirsiniz. Onlar da iyi kazanıyorlar. Tabii biraz dil lazım bunun için. Mühendisler ve yazılımcılar da iş bulma konusunda daha avantajlılar. Saatlik ücretler düşük evet ama yaptığınız iş eğer aranan bir meslekse ve İngilizceniz de iyiyse iyi kazançlar elde edebilirsiniz. Yani şöyle özetleyebilirim. Evet Malta'da saatlik ücretler düşük, İrlanda'da daha fazla ama ona göre de giderleriniz oluyor. İkisi birbirini dengeliyor diyebilirim. Ben şu an evraklarımı topladım. Çalışma izni için başvurumu yaptım. Haber gelmesini bekliyorum. Çalışma iznim çıkar çıkmaz çalışmaya başlayacağım. Başladıktan sonra da sizi tekrar bilgilendiririm. 3 aydır buradayım. Fazlaca deneyimim oldu iş görüşmesi konusunda. Şöyle söyleyebilirim. Mağazada saatlik 5,5 euro. Bir tane waffle'cıyla konuşmuştum. Orada saatlik 7 euro demişlerdi. Kebapçıya sordum. Onlar saatlik 6 euro demişti. Daha sonra bir ajansla görüşmüştüm. Huzur evlerine ya da evde bakım hizmetlerine hemşire sağlayan bir ajans. Onların saatlik ücreti çok daha düşüktü. 4-4,5 euro falan demişti. Geçen hafta hemşire yardımcılığı için bir yerle görüşmüştüm. Oranın saatlik ücreti 8,5 euroydu. Yani saatlik ücretler bu şekilde değişiyor. Tabii ki daha yüksek alanlar da vardır. Güvenlik konusuna gelecek olursak İrlanda'da şöyle bir sıkıntı var. Genç yani ergen kesimlerin oluşturduğu çeteleşme. Yabancı olduğunuzu bilip sizi rahatsız edebilirler. Kendim de gözlemledim oraya gittiğimde. Ayrıca evsizler de çok fazla ve evsizler arasında madde kullanımı çok yaygın. Onlar da tehlike oluşturabiliyor. Şişt, susar mısın? Al. Malta'da güvenlik açısından herhangi böyle bir çeteleşme görmedim. Evsiz de yok ama şöyle bir şey var. Buraya da çok fazla yabancı insan geldiği için özellikle yabancı insanların çok fazla takıldığı yerler. Mesela burada Paçavil diye bir yer var. Eğlence mekanlarının olduğu yer. Orada hırsızlık olayları çok fazla oluyor. 3 ay içinde 2 arkadaşımın da telefonu çalındı. Bu tarz şeyler de olabiliyor. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu tarz şeylerle karşılaşacaksınızdır. İklim konusuna gelecek olursak beni en çok etkileyen faktörlerden birisi belki bazılarınıza çok basit gelebilir ama benim için önemli bir faktörmüş. Ben de bunu anlamış oldum. İrlanda'ya gittiğinizde çok fazla yağmurlu hava göreceksiniz, gri hava göreceksiniz.
Ben yazın gittiğimde ve sürekli yağmur yağdı. Güneşli gün sayısı çok az. Ama yağmur yağdığı için de yeşillik çok fazla. Park bahçe var. Suları temiz. Bazı yerlerde çeşmeden bile su içilebiliyor. O anlamda avantajı var. Yağmuru seviyorsanız sizin için güzel bir seçenek olabilir. Ben çok fazla yağmur sevmiyorum. Yaz adamı olduğum için çok fazla hoşlanmamıştım açıkçası. Malta'nın iklimine gelecek olursak gördüğünüz gibi şu an kış ayındayız, Mart'tayız ama şu gömleği giydiğime bile pişman oldum. Keşke tişörtle gelseydim. Çok güzel bir hava var. Akdeniz iklimi zaten. Antalya'ya benzer bir iklimi var. Sıcak, güneşli gün sayısı çok çok daha fazla. Kışın kar yağmıyor, rüzgarlı ve yağmurlu geçiyor. Ama burada da yeşillik çok az. Hani biraz çorak kalıyor İrlanda'ya göre. Park bahçe çok az. O konuda dezavantaj olabilir. Suları İrlanda kadar temiz değil. Ama ben bu iklimi seviyorum açıkçası. Yani ben zaten üniversiteyi de Antalya'da okumuştum. Deniz, kum, güneş. Bana hitap eden şey bunlar. O yüzden burada mutluyum açıkçası. İrlanda'ya gittiğimde kendimi çok depresif hissetmiştim. Bunun da en büyük sebebi iklimiydi. Genel olarak merak ettiğiniz her şeyi cevaplandırdığımı düşünüyorum. Ama eğer aklınızda hala soru işareti kaldıysa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Aynı zamanda bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Hesabımı buraya bıraktım. Sadece soru da değil, eğer kendi deneyiminiz varsa İrlanda ve Malta hakkında bu videonun altına yazabilirsiniz. Gitmeyi düşünenlere yol gösterecektir. Onun dışında şu an neler yapıyorum kısaca ondan bahsetmek istiyorum. Zaten anlatmıştım ama 3 aylık okulum bitti biliyorsunuz. İşbirliğiyle gelmiştim. Şimdi iş buldum. Full time mağazada çalışacağım. İngilizce pratiği açısından da benim için iyi olacak. Aynı zamanda başka bir okulla daha anlaştım. Bir yandan da okula devam edeceğim. Okullarla bağlantımı da koparmak istemiyorum. Çünkü kendimi dil okulu danışmanlığında da geliştirmek istiyorum. Başka bir okula kayıt oldum. Çünkü değişiklik yapmak istedim. Hani danışmanlık verdiğim bir okul hakkında önce kendi deneyimim, fikrim olsun ki size danışmanlık yapabileyim diye düşündüm. Bu hafta kayıt oldum. Önümüzdeki pazartesi okula başlayacağım. Zaten Instagram'dan da buradan da bol bol paylaşım yapacağım. Malta dil okulları hakkında merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Şu an birlikte çalıştığımız bir acente var. Buradaki bütün okullarla bağlantımız var. Yaklaşık 4-5 yıldır bu işi yapıyorlar ve ben de bu ekibe yeni dahilim. Artık hangi ülkeye gideceğinize dair kafanızda bir şeyler şekillenmiştir. Size yardımcı olabildiysem ne mutlu. Bu video için gerçekten çok emek verdim. O yüzden bir beğeni bana eksik görmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Malta'daki yeni hayatım ve dil okulları hakkında daha fazla içerik için beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.